Merhaba arkadaşlar, Foot Coach burada. Yepyeni bir FIFA 22 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. <laughs> Bugün sizlere Ramsdale olayından bahsedeceğim. EA bir hata yaptı. Evet, yine bir hata yaptı ve bir Ramsdale olayı gerçekleşti. Bu olayın sonucunda neler olacak ve bu olay hangi kartları, marketi, oyunu nasıl etkileyecek? Bunu kısaca anlatmak istedim. Çünkü yayınlarda çok fazla sözü geçiyor ve herkes devamlı soruyor. Orada bulunsun istedim. Şimdi e, değil biliyorsunuz e, headliner takımında bir kaleci, Arsenal'li kaleci. E, bu oyuncu, e, evet bu oyuncu, gördüğünüz oyuncu ortalığı karıştırdı. 11K'lık, 12K'lık bu oyuncu ortalığı karıştırdı ve büyük ihtimalle marketteki büyük bir çöküşü. Özellikle Toti öncesi çöküşü tetikleyecek gibi gözüküyor. Peki nedir bu olay? E, i̇yi EA Headliner'ları açıkladı biliyorsunuz. Headliner takım bir geldi. Burada gözüktüğü gibi. Bilmiyorum kameramdan gözüküyor mu buralar ama. Ee, Mbappé, Van Dijk, Nkunku, Kolibali, Carrasco, Simeone, Acuna, Reece James, Diaz, Şik ve Kandreva geldi. Bunu açıkladı. Ekrana bu geldi. Biz de oyuna başladık. <laughs> Cuma günü geldi biliyorsunuz ve paketler açılmaya başladı. Fakat oyun içinde şöyle bir görsel ortaya çıktı. Bakın Rams değil paketlerde gözüküyor. Sızıntılara göre Ramsdale'in mini release ile birlikte daha sonra gelmesi bekleniyordu. EA ee, bize takım biri verdi Ramsdale gözükmüyor. Oyun içinde ise Ramsdale gözüküyordu. Bu olduktan sonra insanlar dedi Ramsdale paketlerde mi? Çünkü Ramsdale biliyorsunuz bir gümüş oyuncu. Gümüş paketlerinden Ramsdale gelmeye başladı. Bunun üzerine EA hemen tweet attı. Çok güzel tweet atıyorlar çünkü. Ee, bugün diyor erken saatlerde Ramzeil e, yanlışlıkla paketlerde bulunduğu söylendi. Paketlerde olmamasına rağmen. Bunu fark ettikten hemen sonra bu oyuncuyu paketlere soktuk diyor. Bak bir daha söylüyorum. Ramzeil paketlerde yoktu. Çünkü paketlerde olmaması çok normaldi. Fakat daha sonra biz bir yanlışlıkla şey paylaştık ve burada Ramsdale'in paketlerde olduğu gözüküyordu. Madem o paketlerde bunu görür görmez Ramsdale'i paketlere soktuk. E peki bu sırada ne oldu? Bu sırada Gümüş Ramsdale çeken oyunculara Ramsdale'lerini bir tane e, headliner olarak vereceğiz. Bu birinci compensation. E, yani eee ne diyor ne derler adını tam getiremedim. Yani yaptıkları hatayı böyle telafi ediyorlar. İkincisi bakın burası çok çok önemli. Hemen çevirelim. Al, paket açan ve içinden nadir altın oyuncu çıkaran herkese bu olay varken bakın paketlerde altın oyuncu olan herhangi bir paketi açan bu olay varken herkese aynı paket tarzından geri vereceğiz diyor. Ben bugün yayında bir arkadaşımız dedi ki bu mesela 10 tane ultimate çek açtıysan bir tane ultimate verecek dedi. Ama benim anladığım eğer 10 tane ultimate paket açtıysan sana 10 tane ultimate paket verecek. Bir daha söylüyorum. Eğer cuma günü yaklaşık 3-4 saat sürüyor bu. Ee, eğer 3-4 saat boyunca paket açtıysanız, açtığınız içinde altın oyuncu paketi varsa, altın nadir oyuncu paketi var, altın nadir oyuncu varsa açtığınız paketin içinde, o zaman size paketin aynısından geri verecek iyi. Yanlış anlamadınız. Eğer paketleri biriktirdiyseniz çok üzgünsünüz. FIFA pointle ile 100 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin FIFA Point harcadıysanız hepsini yere alacaksınız. Peki bu ne iyi açacak? Bir kez daha hatırlatalım. değil olayı Ramsdale paketlerde olmamasına rağmen yanlış reklam yaparak EA Ramsdale paketlerde dedi. Ve sonra insanlar Ramsdale'in paketlerde olmadığını görünce EA dedi ki özür diliyoruz. Ramsdale'i tekrar paketlere sokuyoruz. Bu sırada paket açan herkese tekrar paketlerini vereceğiz. Umarım bir tane veriyorlardır. Çünkü eğer ki 100 bin, 200 bin harcayacak biliyorsunuz var böyle insanlar. Her promoda açan. Bu insanlara bedava bir daha gelecek yani. Ee, bu bir, biraz sürecek diyor. Önümüzdeki hafta içinde diyor. Yani bu hafta içi olabilir. Önümüzdeki hafta içi derken bu biliyorsunuz. Cuma günü geldi. Ee, önümüzdeki hafta içi olabilir diyor. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Çok çok büyük bir endişe içindeyiz. Şimdi şunu hatırlatmak istiyorum. EA bu sene benim hatırladığım üç tane büyük skandalı imza attı. Birincisi, insanlar, bebek, bakın bu paketler kesin gelecek. Neden? Bebek e, temel ikon paketini açtılar ve mid ikon geldi. Hatta öyle çok mid ikon, mid pele çekilmişti ki insanlar çok mutluydu. İyi dedi ki özür diliyoruz dedi. Mid versiyonunu çekenlere ...satılabilir bir tane de... ...baby temel versiyonunu verdiler. Adamın elinde... ...Pelen'e mid... ...ve satılabilir baby... ...hali oldu. Ve bunu piyasaya sürdü. Aynı anda 400-500k... ...şeyler, baby peleler... ...fiyatları düştü. Markete kötü etkiledi. Bakın verdi, söyleyecek. Özür diledik. Vereceğiz dedi, verdi. Hatta satılabilir verdi. Satılabilir vermemesi lazım. Sonra... Versus zamanında ateş ve buz promo sırasında ateş kartları piyasa kart e, promo çıkmıştı kartlar piyasadan yerine buzlar gelmişti. Fakat insanlar ateş kartları çekmeye devam etmişti. Bu ateş kartlarını buzlarla değiştirdiler. Sonra gene hata. Buz versiyonu varken Gabriel Jesus buz şeyini hatırlayacaksınız. Gabriel Jesus buz varken piyasada Birden paketlerden bütün buz kartları çıktı. Paket açan herkes altın kartları çekti. Gabriel Jesus'un altın kartı geldi. Buz versiyonu gelmedi. İyi dedi ki özür diliyoruz. Herkese normal şeyi çeken herkese promosunu vereceğiz. Şimdi burada problem neydi? Marketi mahvetti. Birisi aynı anda veriyor herkese. Gerçi gece yarısı verdi ama yine çok kötü etkiledi. İkincisi bir, Gabriel Jesus'un altın kartı 83'lük bir kart. Çekmek 10 10 pakette 2 tane çekersiniz. Buz versiyonu 100 taneden bir kere çekersiniz. Arada büyük bir dengesizlik var. Böyle olduğu için normalden daha fazla Gabriel Jesus. Gabriel Jesus örnek olarak veriyorum. Bütün çekenin Mbabu çekene Mbabu, eee çekene işte Morris çekene Morris Pereira çekene Pereira verdi. Bir anda girdi ve marketi kötü etkiledi. Hem forvetlerin düşmesi neden oldu. Gabriel Jesus sevilen bir forvet. Hem Gabriel çok düşmesi neden oldu. Hatta size hemen onu size göstereyim. Gabriel Jesus'u belki e, ya o kadar da etkiler mi ki falan diyenler olabilir. Bakın buz versiyonu bu hatırlamayanlar için. E, şurası işte. 912 kaydı. Gece yarısı verdi. Avrupa sabahleyin uyandı. Aa bende bir tane daha var dedi ve 556K'ya düştü. Yani 400K'lık bir düşüş yaşadı bir gecede. Şimdi bu neye yol açacak? EA'in paketleri vermesi neye yol açacak? Birincisi markete bedava çok paket giriyor. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Gabriel Jesus zamanında öyle kötü yönetildi ki bunu duyan herkes herkese şunu söyledi. Gidin paket açın. Herkes paket açtı. Tabii ki Gabriel Jesus falan çektiler. Rashford çektiler. Daha kolay çünkü çekmesi. Paket açan herkese de bunu e, kötü kullanan herkese bile paketlerin şeylerini geri verdi. Şimdi paket açıldı. İçinde Ramsdale yok. Kimsenin umurunda değil abi. Rams değil. normalde <laughs> 15K, 12K'lık bir kart kimse ya bunu çekse ne olur çekmese ne olur yani şu kartta neredeyse aynı para <laughs> neredeyse aynı para daha değerli daha bence bu yani lig esprisinde falan kullanılıyor yani e, bunun kullanacağı bir yer neredeyse yok oyunda İngiliz stoper zaten az Arsenal'de zaten yok e şimdi bir anda birçok paket geldiğinde birincisi Fodor'u çok kötü etkileyecek kesinlikle çok kötü etkileyecek çünkü Fodor'u neden çok kötü etkileyecek çünkü Bunlar çok çıkan şeyler paketlerde. Özellikle düşük reytingdeki fodderları daha kötü etkileyecek. Yüksek reytingleri daha etkileyecek. Fodder dün ikon esprisi gelmesiyle hafif bir toparlamıştı. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama bu hafta içi gelebilir diyoruz. Patlayacak. İkincisi de tabii ki paketlerde olan diğer oyunculardan haftanın takımını etkileyecek. Headlinerları etkileyecek. onları çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Headlinerlar da Mbappe'nin falan ben... Ee, boşa panik olacağını düşünüyorum. Belki bundan dolayı panik yaşamış olabilir ama. Yani Mbappé'nin, Enkulku'nun, Van Dijk'in çok kötü etkileneceğini düşünmüyorum. Zaten çok nadir çıkan kartlar bunlar ama. Yani mesela Kandreva'nın, Simeone'nin, Reece James'in, e, Akunya'nın diğer kartların, 100K'nın altında, 100 civarlarında dolaşan kartların çok kötü etkileneceğini düşünüyorum. Peki bu ne zaman olacak? Bunu da bilmiyoruz. Bu yüzden bazen Diyor ki insanlar ''Aa bu hafta içi gelecek, yarın gelecek.'' E, millet panikle bu kartlarını satıyor, fiyatları düşüyor. İYİ'nin yaptığı bir başka hata, bir kez daha, totalde üçüncü kez marketi çökertecek. İYİ'nin yaptığı hatalar olmasaydı bile market çok sağlam, sağlıklı değildi zaten. Bir de iyi yapıyor. Ramze'nin olayı kısaca bu arkadaşlar. İnsanlara paketler verilecek bu şanslı mı olacak şanssız mı olacak bilmiyorum ama bazı insanlar alacaklar paketleri, anında açacaklar. içinden daha fazla şey çıkacak. Altın nadir oyuncu olduğu paketler diyor. En büyük korkum, endişem 100 200 KFP harcamış. point para yatırıp harcamış insanların açtığı paket sayısının devasalığı ve açtığı paketlerin kalitesinin yüksekliği. Yani mesela siz bir e, 25 tane paket açmışsınızdır. Premium altın oyuncu paketi, elektrum oyuncu paketi, küçük nadir oyuncu paketi. Yani Bir tane böyle paketler vardır. Ama bu adamlar ultimate, jumbo nadirleri açtı. 25-30 tane açtı, 40 tane açtı. Düşünsenize 40 tane daha gelecek. Bazı oyuncular çok zenginleşecekken bazı oyuncular da fakirleşecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.